Herkese merhabalar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda h 3 programını kullanarak proje kesitlerinizden nasıl hızlıca enkesit ve üçgen modeller oluşturabileceğimizi göstermiştik. Bu videoda ise bir adım daha ileri gidiyoruz. Oluşturduğumuz enkesitleri nasıl kolayca Excel tablolarına aktarabileceğimizi göreceğiz. Eğer önceki videoyu henüz izlemediyseniz veya Tekrar izlemek isterseniz sağ üst köşede çıkan karttan ulaşabilirsiniz. Şimdi İbrahim bize h 3 yazılımında oluşturduğumuz en kesit verilerini nasıl Excel tablosuna aktarabileceğimizi anlatır mısın? Tabii ki elbette anlatıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden işlemlerimize başlayalım. İlk olarak Kübajgen modülünden en kesit işlemleri seçeneğini açıyoruz. Burada oluşturduğumuz tüm kesitleri görebileceğiniz kesit listesi karşımıza çıkıyor. Kesitlerimizi inceledikten sonra hemen üst kısımdaki işlemler menüsünü tıklıyoruz ve açılan listeden Excel'e aktar seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede öncelikle hangi yüzeyimizi Excel'e aktarmak istediğimizi seçiyoruz. Ben burada örnek olması için önceki videoda oluşturduğum yüzeylerden bir tanesini seçeceğim. Burada dikkat edeceğimiz önemli bir detay var. Alta yer alan kod değerlerinde yaz kutucuğunu işaretlersek en kesitlerde tanımladığımız kod değerlerini de Excel tablomuzda görebiliriz. Örneğin kesitlerimizde kullandığımız ve sizin de aşine olduğunuz sağ ve sol kod yani YKA, YKO gibi tanımlarımız varsa bunlar da doğrudan Excel tablosuna aktarılacaktır. Şimdi hızlıca bir örnek yapalım. Ben burada örnek olarak sol ve sağ kod değerlerini yazıyorum. Ve tekrar işlemler menüsünden Excel'e aktar butonuna basıyorum. İşte gördüğümüz gibi çok kısa bir sürede Excel dosyamız hazırlandı. Şimdilik bir ara vermek istiyorum. Evet arkadaşlar, İbrahim bizlere önemli bir konu aktarırken ben de kısaca YouTube kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Kanalımızda Sivil 3D, H3 gen, istrambim, sabesembli kompozör gibi yazılımlara dair eğitim videoları paylaşıyoruz. Bu eğitim odaklı kanalda yayınlanan tüm yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Şimdi, kaldığımız yerden devam ederek anlatımımıza tekrar geri dönelim. Hemen Excel tablomuzu açıp sonuçları kontrol edelim. Excel tablosuna ilk baktığımızda bazı satırların boş olduğunu görebiliriz. Bunun sebebini önceki videoda belirtmiştik. Seçtiğimiz yüzey tüm kesitlerde bulunmuyordu. Ayrıca biraz önce kesit editöründe sağ ve sol diye belirttiğimiz kod tanımlarını Excel tablosundaki ilgili kesitlerde de net olarak görebiliriz. Şimdi zemin yüzeyinin en kesitlerini de aynı şekilde Excel tablosuna aktararak biraz daha büyük çaplı bir işlem yapalım. Ve böylece programın performansını da test etmiş olalım. Zemin yüzeyinde çok daha fazla sayıda kırık nokta bulunuyor. Bunu Excel'e aktarıyorum. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra gördüğümüz gibi işlem tamamlandı ve Excel tablomuz otomatik olarak açıldı. Excel tablosuna ilk baktığımızda her kesitte yaklaşık olarak 120-125 arası kırık noktanın offset ve kod bilgileriyle başarılı bir şekilde aktarıldığını görebiliriz. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte H üçgen yazılımında en kesit verilerimizi Excel'e nasıl aktarabileceğimizi gördük. Bu arada H 3 gen yazılımı en kesitten Excel tablosuna aktarım imkanı olduğu gibi NetGet KS dosyası olarak da kolay bir şekilde aktarım imkanı sunuyor. Belki sonraki videoda bu konuyu anlatırız. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatımın için teşekkür ederim. Gerçekten çok detaylı bir anlatım oldu. Eğer bu seriyi yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı ve önerilerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda Hashkey'nin diğer özelliklerini ve daha fazla ipucunu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.